12-18 Aralık tarihlerinde yerli mal haftası dediğimiz tutum, yatırım ve Türkiye malları haftası sebebiyle bugün üreten kadınlarımızın evlerde kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri hem ekonomilerine can vermek hem de onlara destek olmak adına bugün burada sizlerin huzurunda hem sergiliyoruz hem de satışını yapmaktayız. Bu sebeple ekonomi birimimizin başkanlığında düzenlediğimiz bu programımızı gelmeniz ve onlara destek vermeniz bizim için çok önemlidir. Teşekkür ediyorum bu bakımdan. Yerli Malı Haftası 1946 yıllarından itibaren kutlanmaya başladı. Bizim kazançlarımızın yurt dışına çıkmasını engellemek hem yerli üretimi hem milli tüketimi arttırmak amacıyla dolayısıyla da ekonomiye can vermek amacıyla planlandı ve halen de devam etmektedir. Hamdolsun ki eskiden yerli malı dediğimizde aklımıza sadece elma, armut ve kekler gelirken bugün güçlü Türkiye sayesinde İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız, Teknofestlerimiz, Aselsanlarımız gelmekte. Çok şükür diyorum. Üretimin evde kadınlarla başladığını biz biliyoruz. Kadınlarımız mutfaklarında bunları üreterek hem küçük ölçekte ev ekonomilerine, büyük ölçekte de ülke ekonomilerine destek vermektedirler. Güçlü kadınlar da güçlü Türkiye'yi ayakta tutmaktadırlar. Dolayısıyla ben üreten kadınlarımızın her zaman yanında yer alacağımızı ve bundan sonra yer aldığımızı ve bundan sonra da yer alacağımızı sizlere belirtmek istiyorum. Aynı zamanda devletimizin de üreten kadınlarımızın yanında olduğunu ifade etmek isterim sizlere. Yerli üretim derken şu anda mesela KOSGEB'lerimiz ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyona yakın destekler vermektedir. Bunun %70'i hibe olmaktadır. Sadece %30'u geri ödeme şeklindedir. Bunların da bilgisini vermek isterim. Aynı zamanda milli tüketim diyoruz. Ben çok hanımıma şahidim ki evde çocuklarına mutlaka markete gittiğinde barkod okumayı öğrettiklerini gördüm. 869 ile başlayan etiketlileri al dediklerini gördüm. Dolayısıyla kadınlarımızla beraber güçlü Türkiye, güçlü kadınlar diyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.